analist diyor. Bu üç altcoin Haziran'da yatırımcıları şaşırtacak şeklinde tabii haberi görüyoruz. Bunun üzerine konuşacağız ama burada 3 altcoin'i değil, yani belki biraz Mana'yı uzun süredir üzerine konuşmadığımız aslında Mana coin'i açıkçası ele almaya çalışacağız diye ifade edebilirim ve dediğim gibi Mana'dan bahsetme gayretinde bulunacağız. Bu arada beğenip abone olmayı unutmayalım. Onu da hatırlatmış olayım tekrar. İzleyen herkes hem bu videoyu beğensin hem de kanala abone olsun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoya beğeni bırakan ve kanala abone olan herkese diyebiliriz. Evet. Şimdi Mana Coin açıkçası epeydir üstüne konuşmadık. Çünkü fazla durgun varlıklardan bir tanesi. Bu arada hani şu anlık bir durum. Önümüzdeki vakitlerde tabii bunu ifade yani şunu ifade etmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde ilerleyen biraz daha enflasyonun artık dünya çapında bir durağanlaşması, anlaşması, daha doğrusu geri çekilmesi, biraz daha faizlerin normalleşmesi bu noktada çok iyi olacaktır. Mana biraz daha geç açılabilir. Yani önceki harekette de açıkçası yine son hareketçiydi. Bunu tekrar ifade etmek gerekiyor. Burada 2022'nin de en çok düşen kripto para sektörü, kripto para kategorisi Metaverse'de açıkçası. Çünkü en inovatif, en yenilikçi taraf da aynı zamanda burasıydı. Yani bunun bir kere altını çizelim tekrardan. Bu ne demek? Ekstrem yatırımlarla ilerleyen ve sürekli gelişen bir ortam ve taze para akışı var aslında içeride. Tamam. Yani böyle bir durum söz konusu. İkincisi, Mana Coin'in daha fazla ilerleyebilmesi için, yani Mana Coin'in piyasayı, pazarı yakalayabilmesi için bir ne olması lazım? Hali hazırda yani enflasyonun çekilmesi, faizlerin düşürülmesi ve para akışının olması lazım. O yüzden bu vakitlere kadar Mana'daki durgunluğu anlayabiliyoruz. Yani burası çok nettir. İkincisi, bu bir Eylül itibariyle olmasını beklediğimiz bir iştir. Onu söyleyeyim. Yani Eylül'de faiz indirimleri başlar. Özellikle Elon Musk olsun, yani SpaceX'in ofislerinde, aynı şekilde Microsoft, Amazon gibi pek çok taraf Metaverse'den çekildi ya da faaliyetlerini aşırı derecede azalttı. Bunun da altını çizelim. Ve Meta bile, bakın Meta şirketi bile aynı zamanda ne yaptı, değil mi? Meta şirketi bile Metaverse'deki faaliyetlerini düşürdü. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Halihazırda Mana Coin'in ya da diğer Metaverse varlıklarının düşük kalması, daha basık hareketler yapması, tam olarak açılamaması çok normal. Çünkü buraya yatırımlar yüksek değil. Yani tam kripto alanına tabii ki girişler var, o ayrı. Ancak Metaverse alanına girişler oldukça düşük. İşte biraz daha dünya genelinde risk iştahının artması gerekiyor. Tekrardan belini doğrultması gerekiyor ki ne yapsın? Biraz daha kendine gelsin ve Mana'da sağlam atılımlara tekrardan dönebilsin ve tekrardan başlayabilsin diye durumu ifade etmek gerekiyor. Şu anda zannediyorum Mana ve Metaverse coinleri genel olarak en çok açılıma tabi ve Fed'in para politikasından en çok etkilenen açıkçası kategori ve taraflardan bir tanesi. Özellikle santimente göre
2028'e kadar 5 trilyon dolar üzerinde bir piyasa değerine ulaşabileceği noktasında ifadeler ve raporlamalar hakimken, aynı zamanda çok ciddi ilerlemeler olabileceği hesaplanmaktadır. Yani şu an Metaverse coinlerini eğer ki neden düşük kaldı diye Metaverse coinlerini düşünüyorsanız, açıkçası sebepleri ve potansiyel olarak tekrardan belini doğrultabileceği vakit ve aşağı yukarı tarihlerde Fed faizleri düşürmeye başladıkçadır. Yani onu da tekrardan söylemiş olalım, ifade etmiş olalım. Onun haricinde 2025 yılında, gelecek yıl, yani çok daha pozitif bir tablo çizmesi, çok daha yukarı meyilli olması bekleniyor. Düşmeye devam eden, globalde özellikle ABD'de düşmeye devam eden enflasyon, devamında faizlerin yeniden merkez bankaları tarafından düşürülmesi, aynı zaman dilimi içerisinde risk iştahını artıp özellikle yeniden işte Metaverse alanına olsun, halihazırda kripto paralara girişlerin artması manayı kısa sürede çok ciddi değerlenmeye maruz bırakacaktır diye düşünüyorum. Genelde iki haneli fiyatlar gibi, yani 10 dolar ve civarında fiyat tahminleri çok bulunuyor. Tabii ki bunlara hani nokta atışı şöyle olur, böyle olur, işte şu noktaya ilerler, bu noktaya çıkar demek güç. Sadece bilinebilecek olan parametre şudur: halihazırda bu varlık geç açılabilecek olsa da hızlı ilerleyebilecek türden varlıklardan bir tanesidir mana coin. Mevcut fiyatları mananın uygundur ortalama. Yani EMA 50 üzerinde bulunuyor. Altına seyrettiği takdirde yine 40 centlerden hani beklenip alım yapılabilir. Tabii dönemin şartları da önemli olacaktır. Ancak zaten genel olarak sezonun kalanını düşündüğümüzde zaten rekabette fiyatlarının düşük kaldığını gördüğümüz varlıklardan bir tanesidir şeklinde ifade edebiliriz. O yüzden sezonu düşündüğümüz zaman yine toplanabilecek varlıklardan ve genel fiyatlarını iyi olduğunu söyleyebileceğimiz varlıklardan bir tanesidir diye altını çizmek isterim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.